ülkemizin ekonomisinin ve hayat pahalılığının bu kadar kötü olmasının sebebi nedir acaba? Yönetim. Yönetmesini bilmeyen kişilerin olması. Ve din istismarına dayalı çalışmalar. Türkiye'yi batırdılar. Nasıl düzelir bu hocam? Bunlar gitmedikçe düzelmez. Bu eğitimsiz kişilerin başımıza gitmedikten sonra kurtulamayız. Zaten bunlar Türkiye'yi sattılar. Ne kadar Atatürk'ün eserleri varsa parsel parsel sattılar. Fabrikaları sattılar. Vatandaşa bir Türk vatandaş olmaktan ziyade ümmet olmaya uğraşıyor. Ümmet yapmaya uğraşıyor. Fakat ne kadar yapıldı yapsın. Boşa. Türk milleti onları en sonunda buradan kovalayacak. Ve kendi Atatürk'ün vermiş olduğu devrimler yönünde tekrar dönecek. Fakat Türkiye çok şey kaybetti. Maalesef. Başka ne diyeyim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emekliyim ben. Benim aldığım maaş emekli. Bunlar gelmeden önce emekliydim. Birinci derenin dördünde. Birinci derede devlet memuru emeklisiydim. Maaşım 3,5 asgari ücrete denk geliyordu. Şimdi maaşımın %75'ini çaldılar. Dolayısıyla neredeyse asgari geçime yanaştırdılar bizi. Yazıklar olsun. Öbür tarafta binlerce yolsuzluk, binlerce yağma, Türkiye'nin altını, üstünü, doğasını mahvettiler. Ve ancak bu kadar kötülük yapılabilirdi. Bundan fazlası zaten yapamam. Ne diyeyim? Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hayat pahalılığı mevcut hükümet. Mevcut hükümet. Ben ekonomistim diyen bu kadar kötü şahıs. Sebebi kim abi? Ben ekonomistim diyen şahıs. Tek sorumlusu o. İktidarda kim varsa. Evet. Nasıl düzelir peki? Bu iktidar değişmediği sürece düzelmez. Bu iktidar değişecek, ondan sonra düzelecek. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Hemen siz değil mi hanımefendi? Sebebi tamamen liyakatsız yöneticilerin kendilerini olmadıkları mevkide görmeleri bence. Yani en tepede de olsanız, ülkenin çok önemli bir konumunda da yer alsanız, eğer eğitiminiz ve yapınızın müsait olmadığı bir görev hakkında tamamen hakimmiş gibi karar veriyorsanız, bütün insanların ahını alıyorsunuz demektir. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani ülkenin en tepesindeki insan her şeyi bilemez. Her şeyi bildiğini iddia ediyorsa sonuçlar bu şekilde herkesin canını yakıyor. Maalesef hepimiz çoluğumuzla, çocuğumuzla, akrabalarımızla, eş dostla bunun yükünü sırtlamak zorunda bırakılıyoruz. Sebebi en tepe maalesef. Nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Belki kendilerini bu kişilerin bir sorgulaması gerekiyor. Son dönemlerde de zaten birkaç imada bulundular, artık bırakırım şeklinde bir kamuoyu yoklaması yaptılar. Eğer yerine daha liyakatli ve yerini bilen birisi gelirse sorunun çözüleceğine inanıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi çalışmalar. Ekonominin ve hayat pahalılığının bu kadar kötü oluşunun sebebi kim acaba efendim? Vallahi onu bilemeyeceğim, hepimiz. Hepimiz. Hepimizin şeyi var. Hepimiz kabahatliyiz. Hepimiz kabahatliyiz. Değil mi? Tabii. Muhalefet de kabahatli, iktidar da kabahatli. Tabii. Vatandaş da kabahatli. Vatandaş başta. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sen ne diyorsun babacığım? Aynısı ben de diyorum, bir şey yok, o kadar. Eyvallah, sağ olun. Vallahi
baş harfini bile vermeme gerek yok. Herkesin bildiği malum kişiler tarafından ülke bu halde. Ama hala da gayet güzel yönetildiğine inanıyorlar. Yani onların baktığı noktadan Türkiye'ye bakmayı çok isterdim ama böyle bir şeyim yok. İmkanım yok. Nasıl düzelir peki? Nasıl düzelir? Değişirse bir şeyler düzeleceğine inanıyorum. Çünkü dünyanın en verimli topraklarına sahip bir ülkedeyiz. Atatürk'ün yetiştirdiği çocuklarız. Her ne kadar %100 olmasa da %50'si hala bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla ben düzeleceğine inanıyorum. Tek ki gitsinler. Tek ki gitsinler. Bu kadar kötü oluşunun sebebi aslında tümüyle iktidarda değil bence. Muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? İktidar madem bu kadar kötü, ülke bu kadar kötü yönetiliyor, ekonomi bu kadar kötü yönetiliyor. Muhalefet ne yapıyor? Muhalefet ne yapıyor? Demek her yer bakın. Kötü. Hayır, ben sizin bu söylediğinize katılmıyorum. Nedeni de şöyle, medya onların elinde, sağlık onların elinde, eğitim onların elinde, her yeri birden almış insanlar olunca muhalefetin kıpırdayacağı bir yer kalmıyor. Ben CHP'ydi, Refah'tı, şuydu buydu, hiçbir parti adına söylemiyorum aynen, aynen. Bunu. Hiçbiri için söylemiyorum. Hangisi olursa olsun zaten komple Türkiye'yi en sağlam uçlardan ele aldıkları için imkan yok. Ne oldu? Mesela MİT'ten kişileri ifşa etti diye gazeteci, adını hatırlamıyorum beyefendinin, gazeteciyi içeri attılar. Kendileri MİT'in bütün görüntülerini bir konferans salonunda verdiler. Nereye gittiler? Hangisi nereye girdi? Hiçbir yere. Giren bize giriyor arkadaşım ya. Eyvallah. Aynen. Yani. Aynen. Siz neler söylemek istersiniz hanımefendi? Arkadaşıma katılıyorum. Teşekkür ediyorum. Nereden takip edeceksin? Ülkemizde ekonominin bu kadar kötü gitmesinin sebebi ne abi? Hayat pahalılığı. Abi baştaki kişi abi bence. Ben baştaki kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Başka bir nedeni yok bence. Peki nasıl düzelir abi? Abi baştaki kişinin değişmesi lazım. O değişirse belki bir şeyler değişebilir. Yani kaç senedir o var. Belki farklı biri gelirse en azından denememiz lazım yani. Zaten bırakacakmış galiba siyaseti. Kendisi bilir abi yani. Sen ne diyorsun? Ben de arkadaşıma katılıyorum aslında. Bir de ek olarak mülteciler falan ya hani nasıl desem ekonomiye zarar veriyor. Evet. Öyle yani. Aynen. Nasıl düzelir abi şey? Abi onu yani baştaki gitmesi lazım ve mülteciler gönderilmesi lazım. Benim düşüncem bu yönde. Eyvallah. Bir genç olarak geleceğinden umutlu musun? Hayır abi. Zaten ben yurt dışına gitmeyi düşünüyorum. Abi hangi gençle konuşacaksan yurt dışına gitmek istiyor ya. Öyle abi ya. Hani gençler zaten geleceğini fazla şey yapamıyor, düşünemiyor bu yani dönemde. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Geleceğinden umutlu musun? Yani çok umutlu değilim yani. Bu ülkede yani belki başka biri gelse yine dediğim gibi bir yerlere gelebiliriz. Ama şu an gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ya. Yani istediğim şeyi yapsam bile yani bir, yani o mesleğe edinebilecek miyim bilmiyorum yani. Üniversitesini bitirsem bile iş sahibi olamayabiliyor insanlar. Maalesef öyle. Evet. Üniversiteyi bitirmiş genç kardeşimiz var, değil mi? Evet. Hepsi şu an açıkta bekliyor. Ya. İş bekliyorlar. Maalesef. Bir de bu şey var. Bir önceki seçimlerden önce Cumhurbaşkanı söz vermişti. Kamuda işe alımlardan mülakatı kaldıracak. Sözde kalıyor hepsi. Hepsi ama sözde kalıyor. Kaldırılmadı. Evet. Maalesef. Hepsi sözde kalıyor. İşte seçim var diye öyle veriyor ortaya lafları. Ondan sonra kalıyor hepsi ortada. Eyvallah. Sağ ol. Abi. Dediğim gibi mültecilerin gitmesi lazım. Bir de ekonomik sorunlar da var baştaki kişi yüzünden işte. Bu yani arkadaşlarım zaten konuştu, ben çok konuşmama gerekçe bir şey yok. Hepsi aynı. Hı hı. Sen geleceğinden umutlu musun? Abi ben yurt dışına çıkmayı planlıyorum. Zaten aileden biri orada. O yüzden beni de alması için söylüyorum, alacak büyük ihtimal. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorum ben de. Böyle. Abi bütün gençler ülkeyi terk ederse, geleceğini yurt dışında ararsa ülkede yaşlılar kalacak. Değil mi abi? Evet. Yani. Gelecek, gidiyor. Abi sonra ne olacak? Suriyeliler çoğalıyor. Evet. Zaten batırdılar. Mülteciler çoğalıyor. Yani ülkeyi onların idare etmesine meydan mı vereceğiz? Abi vallahi ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz işte. Değil mi? Evet. Yani. Hayat
pahalılığı ile ilgili neler söylemek istersin abi? Yani sen? Abi geçen hafta 41 liradan fulledik depoyu. Bir hafta sonra gittik 43 lira olmuş. Hani bir hafta sonra gidiyoruz 42 lira oluyor, hiç haber yok, zam yok, bir şey. Bir hani... hafta önce zam gelmişti, bir daha arkasından zam. Aynen öyle abi, sıkıntı yani ya. Nasıl vallahi. Peki böyle abi, nasıl düzelir? Abi düzelmez ya bu saatten sonra. O kadar umutsuz musun abi? Ya umuttan değil abi, düzelmez yani bu bazı peki şeylerin... Abi, genç olarak geleceğini nerede arıyorsun? Allah aramıyorum abi. Umutlusun geleceğinden. Yok abi, günümüzü gün ediyoruz abi, öyle yok takılıyoruz. Öyle yarını, günü yaşıyoruz, tamam sıkıntı yok. Yarın olmasa da olur, bugünü yaşayalım da. O kafadayız abi. Kızımıza soralım. Sen geleceğinden umutlu musun? Yani ben şu an umutluyum, evet. Vallahi sevindim ya umutlu olduğuna. Evet yani okulum iyi gidiyor şu an, o yüzden umutluyum. Kötü gitseydi umutsuz olur. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Nereden? Gidin ama geri gelin çocuklar. Tamamdır. Gidin. Kim olabilir? Malum kişi. Yani tabii ki belli. Hepimiz çoluk çocuk bile biliyor. Kim olabilir? Nasıl düzelir? Düzelmez. Çok zor düzelir. O kadar umutsuz muyuz? Evet. Ben umutsuzum geleceğimizden. Çocuklarımız için çok zor. Çok zor günler yaşayacaklar. Biz bile şimdiden zora düştük. Güya zam aldık. Nerede? Hani zam nerede? Hem zam aldık hem de iyice sıkıntıya düştük. Kontrol yok, denetim yok. Zam veriyorlar. Esnaf hemen üzerine, zammın üzerine kendilerine zam koyuyorlar. Her gün etiketler değişiyor. Her gün değişiyor. E buna can dayanmaz yani. Allah milletin yani yardımcısı olsun. Evet, iyi günler. Bizi yönetenlerin ya bunu bilmeyecek bir şey yok. Şu anda bizi yönetenler ülkemizi muhafız perişan etti. Dahası yok yani. Hiç yani mutlu olan insan var mı etrafta? Ben 20 sene, 25 senedir bir de saygı görmüyorum çocuklarda. Yani bu dönemde meydana gelen çocuklarda en ufandan en büyüğüne kadar büyüklerine saygı diye bir şey yok. Yani hiç mutlu değiliz. Bu adamlar gitmekten sonra da bu ülkenin düzelmesi mümkün değil kardeşim. Yani bu hayat pahalılığı ve ekonomi... ancak bunlar giderse mi, iktidar değişirse mi düzelir? Bu adamlarla mümkün değil. Benim bütün yeraltı zenginliklerimi yok etmiş, satmış. Fabrikalarımı satmış. Yollar diye bahsediyorlar. Yollarımı satmış. Borç bitmiyor. Yani ben aşağı yukarı 77 yaşındayım. Bu kadar kötü bir yönetim görmedim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Muhalefetin hiç kabahati yok mu bu konuda? Yani muhalefet de yok. Yani burada muhalefet yok. Vallahi ama bir de şu var, şu var. İnsanları öyle bir hale getirmişler ki yani bir makarnayla, bir üç kuruş parayla bitirmişler olayı. Bakıyorum insanlar mutlu. Bazı insanlar mutlu. Yani bunlara oy verenler mutlu. Çünkü onlar zaten alışmamış. Hangi emekli bugün torununu veyahut da yanındaki iki kişiyi, üç kişiyi alıp haftada bir kere bir döner yiyebilir? Bir pide yiyebilir mi? Ya bir emekli arkadaşına çay ısmarlayamıyor. İsmarlayamadı. Kendisi... Bitmiş olay ya. Çaya, bitmiş. Kahveye gitmiyor, parkta oturuyor. Evet, evet. Yani bir de şu hastanelerin durumu, çocuklarımızın durumu, yurt dışına giden doktorların durumu. Yazık yani, yazık. Bu kadar kötü olamaz kardeşim. İyi günler. Sağ ol, gitmeyin. Hayat pahalılığı çok yüksek ve bisikletin şeylerini bile yapamıyorum abi. 200 lira eskiden bir tane aktarıcı vardı. Şimdi 200 liraya bir tane bile aktarıcı yok. Lastik bir olmuş 500 lira. Lastik olmuş 500 lira abi. Jant olmuş 1000 lira. Disk olmuş 2500 lira. Yani abi ben bunlara yetişemiyorum. Bak abi bu bisikletin şu anda piyasası 25 bin lira. Bak ben bu bisikleti almak için neredeyse askeri ücretle 1, 2 ay, 3 ay, 4 ay çalışmam lazım. Hatta 1 sene bile çalışmam lazım. Baksana abi şu aktarıcı. Baksana bu orijinal aktarıcısı değil abi. Baksana şu dişliğe, baksana pedalar. Yani elciklere bile bak, elciklere parçalanmış yani abi. Biz bu durumdan bıkmıştık abi, bıktık. Yani ben sorumlusunu baştakinden buluyorum. Siyasi yapamıyorum, yaşım yetmiyor. Beni tutuklayabileceklerini düşünüyorum. O yüzden yani bu bisiklet, lütfen fiyatları indirin. Jantım kırık.
Garip jantla sürüyorum. Yani Allah muhafaza bir şey olabilir. Bir şey olursa benim için daha kötü olur. Yani bana zarar gelecek. Bisikleti kastetmiyorum bile. Bisiklet tutmuyor yani. Çok kötü. Vites bile çalışmıyor. Bakın. Canımsın ya. Vites bile çalışmıyor. Ben bu halde bisiklet sürüyorum. Evdekiler yardımcı olmuyor mu? Evdekiler yardımcı oluyor mu? Oluyor ama maddi durum olarak pek olamıyor. Çünkü bir tane olmuş. Yani baksana. Şu dış lastik bile 1000 lira. Yapma ya. Çok pahalı abi. Çok pahalı. Her şey çok pahalı. Eğer çok pahalı olmasaydı ben şu anda bu bisikleti cillop gibi yapmıştım. Ki zaten şu anda bu bisiklet çok pahalı olduğu için alamıyoruz da. Bunlarla eskilerimizle idare etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Vallahi yorum yapmayayım şu an ama biliyorum ne olduğunu. Sonuçta fazla yorum iyi olmuyor. YouTube'da çıksa da bir yerde çıksa da yorumlar her zaman ama yani... Ne oldu belli ya. Kimse herkesin bildiği bir konu var. Eyvallah. Yönetimle de ilgili biraz tabii ki de olabilir. Nasıl düzeltti ki hocam? Yani nasıl düzeleceğini biz mi bilebiliriz yoksa bizden başkaları mı? Yani bizim bir şey söylememiz yeterli gelmiyor zaten. Yani bu toplum olarak bir şeyler söylemek gerekli bu konuda. Birey olarak bir şey olmuyor. Birey olarak bir şey olmuyor. Ondan dolayı böyle diyelim yani. Daha fazla uzatmayayım çünkü.